Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Five Guys'a geldik. Hep bir yemek yiyelim, gömmeye başlayalım abi. Yemek videoları dediniz. Bir yerden başlayalım istedim ben de. Five Guys'a geldik. Ben yıllardan beri Five Guys'ı hiç çekmemişim ya. Bunu fark ettim. Dedim ki Five Guys'dan bir başlayalım. Çünkü benim Amerika'da en sevdiğim burgerci. Burger zincirleri arasında bence bir numara. Gerçekten. Biraz pahalı ama çok başarılı. Bugün hem Five Guys'ın nasıl bu kadar başarılı, lezzetli hamburgerleri var diye onu görelim dedim. Hem de neden bu kadar pahalılar biraz onu anlatayım istedim size. Ya pahalı diyorum ama dehşet pahalı değil. Ama Amerika genelindeki zincir burgercilere baktığınızda Five Guys pahalılıkta bir numara. Efendim videoya geçmeden önce eller beğen butonuna gitsin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Çana da tıklarsanız eğer ben video attığımda hemen size bildirim gelecektir. Cheeseburger, double patty all the way and small fries and a small drink. You have Apple Pay? Ödememizi yapalım. Tiple beraber $20.54 tuttu. Hey now. Yok, taksitle ödeyeceğim. Tabii ki de şimdi ödeyeceğim. Efendim ne sipariş? 94 is your order number. 94? Yep. Thank you. Olay menüde. Şimdi diyeceksiniz ki bu menüde ne var? Hiçbir şey yok. Menü çok basit. Farkındaysanız hiçbir şekilde resim yok. Ne burger resmi, ne patates kızartması resmi, ne hot dog resmi. Hiçbir şey yok. Menüde ne var? Hamburger, cheeseburger, bacon burger, bacon cheeseburger, küçük hamburger, yine küçük cheeseburger gibi devam ediyor. Bu arada 9.49 bir tane hamburgerin fiyatı. Cheeseburgerin de fiyatı 10.39. Bu fiyat McDonald's ya da Burger King'in neredeyse 3 katı. Hatta biraz daha fazlası. Sadece burgerden bahsediyorum, menüden değil. Oradaki menüler genellikle $6-7 civarında oluyor. Orada bir hamburger ya da cheeseburger, bir patates kızartması ya da bir içecek aldığınızda $6-7 ödüyorsunuz. Burada sadece bir cheeseburger $10.40 ödüyorsunuz. Çok pahalı gerçekten. Hamburgercilere bakarsak, zincir burgercilere bakarsak eğer. Bir de dogs var, hot dogs var. Bildiğimiz sosis sandviç, o da $6.59, yani $6.60. Cheese dog var, onun peynirli olanı $7.60. Yan tarafta sandviç var, veggie sandviç var, vejetaryen sandviçi. Fries var, küçük, orta, büyük olarak 3'e ayrılmış. Bir de içecek var. 2014 yılında Five Guys menüye milkshake ekledi. Yani bu yaklaşık 10 yıldan beri var, 9 yıldan beri var. Çok uzun zamandan beri yok. 1986 açıldıklarını varsayarsak eğer gerçekten de bayağı geç gelmiş ama böyle bir şey eklemişler. Bütün Five Guys'larda bu fix, ücretsiz yer fıstığı istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Sıranızı beklerken direkt yer fıstığıyla idare edebilirsiniz. Güzel bir detay, benim hoşuma gidiyor gerçekten. İçeceğimizi alacağız. Karanlık olanlar şu anda makinede bulunmayanlar. Bu parlak olanlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. İşte düşük kalorili olanlar, kafein olmayanlar var. Şöyle yapalım, Fanta diyelim, zero sugar diyor, sıfır şeker. Hadi bakalım, Fanta Orange'dan başlasın doldurmaya. Evet, tıklıyoruz. Makinalardaki içecekleri de hiç sevmiyorum ama başka seçeneğiniz yok maalesef. Biraz daha tamamlayalım. Bu arada tabii ki burada refill yapabiliyorsunuz. Yani bunu içtikten sonra istediğiniz kadar gelip doldurabilirsiniz. Bilmiyorum, bu en küçük bardak bana gayet yetiyor. Yetmiyor da olabilir. Kimileri çok seviyor. Ona bir şey diyemem. Başka burgercilerdeki ya da yiyecek satanlardaki böyle bir sürü sos falan filan yok. Sosu içeriden isteyebiliyorsunuz. Burada karabiber, tuz, pipetler falan gibi şeyler var. Bir de şurada ketçap var. Ufak, oradan da ketçapınızı alıyorsunuz patates için. Efendim Five Guys'ın patatesleri. Genellikle patatesleri hep burada oluyor. Şu yanında da ekmekler var. Sosisli sandviç ekmeği hem de burger ekmeği var. Idaho patatesi kullanıyorlar. Patates konusunda ve et konusunda gerçekten de çok seçici Five Guys. Zaten başarının sırrı buradan geliyor. Çünkü bütün malzemenin en iyisini kullanıyorlar. Hatta en iyisini seçmek için daha fazla para bile ödüyorlar. Bu arada duvarlarda böyle aldıkları ödüller, kendilerinden bahseden bütün yayınlar, dergi, gazete vesaire gibi, bunların hepsini bulabilirsiniz. Bütün Five Guys'larda bunlar var. Five Guys'ın tasarımı gerçekten çok basit. Kırmızı beyaz fayanslar kullanıyorlar gördüğünüz gibi. Hiç böyle başka bir şey yok. Öyle fütüristik bir dizayn yaptıralım, özel konsept falan. Çok basit, çok sade, tıpkı menüleri gibi. Gördüğünüz gibi orada yemekler hazırlanıyor, burgerler hazırlanıyor. Şurada patates kızarıyor. Orada malzemeleri birleştiriyorlar, paketliyorlar. Sıranız geldiğinde, yemeğiniz hazır olduğunda sizi numaranıza çağırıyorlar. Olay bundan ibaret. Yani masalar gayet basit. İsterseniz böyle oturabileceğiniz masalar var. İsterseniz de yüksek masalar var. Arka tarafta da aynı şekilde masalar devam ediyor. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Eğer siz menüye resimler koyarsanız bu insanlarda
biraz daha böyle düşük kalite algısı ve de işte bak bunu yiyeceksin haberin olsun böyle bir şey gibi gösteriyor. Ama ne zaman ki menüye hiç resim koymazsanız, sadece ürün adı ve fiyatını koyarsanız, o insanlarda kaliteli, pahalı olması çok normal çünkü kaliteli imajı yaratıyor. Five Guys bunu benimsemiş ve tutmuş. Gerçekten tutmuş. 1986 yılında kurulmuş Jerry Murrell tarafından. Five Guys adı da zaten 5 çocuğundan geliyor aslında. 5 oğlundan geliyor. Aile şirketi. Ama bu aile şirketi yılda tam 2,5 milyar dolar ciro yapıyor. Tam 50 eyalette varlar. İngiltere'de, Avrupa'da, Kanada'da, Asya'da birçok yerde varlar. Şu anda 2000'e yaklaşık şubeleri var ama 1500 tane daha üzerine ekleyecekler. Jerry Murrell çok enteresan bir adam. Aslında 3 çocuğu liseyi bitirmek üzereyken çocuklarının karşısına alıyor. 94 ben siparişim geldi. Hiç reklam yatırımı yapmıyor Five Guys. Sıfır. Hatta yiyecekleri de böyle boş bir, yani üzerinde hiçbir şey yazmayan kahverengi bir kese kağıdında veriyorlar. Üzerinde bir Five Guys, işte biz şöyleyiz, bir hiçbir şey yok. Televizyonda reklamlarını göremezsiniz. Gazetelerde, dergiler, internette hiçbir yerde reklamları yok. Çünkü Jerry Murrell şuna inanıyor. En iyi reklam insanların yediği harika burgerleri ve de patatesleri, bu deneyimi arkadaşlarına anlatması ya da başkalarına anlatması, onların da gelip buradan bize alışveriş yapmaları diyor. Aslına bakarsanız doğru da söylüyor. Kese kağıdından çıkan patatesimiz bu. Ben patatesin çok büyük fanı değilim Five Guys'da. Yani o patatesleri mükemmel falan filan diyeceğim ya, patatesleri yok. Böyle göründüğüne bakmayın, bunlar taze. Yani hafif kararmış gibi görebilirsiniz. McDonald's'ta ya da Burger King'de ya da farklı yerlerde sapsarı böyle patates görüyorsunuz. Bu gayet taze bir patates. Five Guys'da hiçbir şey buzluğa, dondurucuya girmiyor. Bütün etleri kendileri hazırlıyorlar ve siparişe göre hazırlanıyor. Elle şekillendiriyorlar, arkasından direkt atıyorlar ızgaraya ve öyle yapıyorlar. Patatesler de aynı şekilde. Bunun gibi bir de In-N-Out vardır. Kaliforniya bölgesinde birkaç yerde daha var. Texas'ta da var artık galiba onlar. Onlar da mesela siparişe göre patates kızartırlar, et yaparlar. Five Guys'da olay biraz daha farklı. Five Guys ekmekleri de kendi yapıyor. Sabahtan hepsi hazırlanıyor. Patatesleri de aynı şekilde ve burgerleri de. Yani bütün yediklerinizin hepsi taze. Onu söyleyebilirim. Patates çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Tuz oranı bazı Five Guys'larda çok yüksek olabiliyor. Ama burada gayet iyi. Baba Fingo çıktı. Bu görmüş olduğunuz bayağı böyle ağır, yani kendi ağırlığını hissettiriyor. Ben Old Way istedim. Yani içinde bütün her şey olsun, tüm garnitürleri olsun istedim. İstediğiniz gibi seçebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz ama size göstermek adına böyle bir şey yapayım istedim. Yoksa ben gayet sade yiyorum aslına bakarsanız. Cheeseburger'i bir köfteli ya da iki köfteli satıyorlar. Old Way dediğinizde iki köfteli geliyor. Ben iki köfteli seviyorum, gerçekten güzel oluyor. Hadi bakalım burger açılışı yapalım beraber. Bakar mısınız abi? Torik çıktı. Baba Fingo. Gerçekten de Baba Fingo. Şöyle göstereyim efendim size. Mantar, bir tane et, arada peynir, üstünde bir tane daha et. Onun üzerinde yine bir tane peynir. Şöyle açayım. İki tane domates var, iki dilim domates var. Turşu aynı şekilde, şurada şöyle göstereyim onu. Kıvırcık ve tabii içinde farklı malzemeler de var. Alt tarafında mayonez, ketçap ve de soğan var. İsterseniz pişmiş değil de çiğ soğan da isteyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle biraz daha detaylandırayım. Şöyle göstereyim. Bu burgeri yemek biraz zor. Neden zor? Onu da söyleyeyim. Çünkü o kadar kalın ki gerçekten de tutmak da bir şekilde kavramak da o. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunları bir kenara alayım. Şunu şöyle biraz saracağım. Çünkü dökülmesini istemiyorum. Mal bölünmesin. Mal bölünmesin ki biz ona göre gomelim. Değil mi? Haydi bakalım. Bu adamlar bu işi biliyorlar. Gerçekten biliyorlar. Burger sevmeyenleriniz vardır illaki ama beni izleyenlerin burger sevmediğini düşünmüyorum. İllaki arada çıkar vardır. Ama şöyle söyleyeyim. Bildiğimiz bütün dünyanın her yerinde olan ucuza burger satan işte Burger King, McDonald's falan gibi yerlerde inceciktir her şey böyle. Et incedir, içine koyulan malzeme dandiktir. Tipsiz bir şeydir yani. Amerika'daki McDonald's ve de Burger King'i ayrı tutuyorum. Burada gerçekten onlar fena değiller. Güzel yapıyorlar. Çekmecelerin içinde böyle pişmiş, yarı pişmiş ürünler bekler. Siz sipariş verdiğinde onların biraz daha ısısı artırılır. Ve de işte direkt burger ekmeğinin içine koyulur. Burada hiçbir şey öyle değil. Burada her şey siz sipariş ettiğinizde tavaya atılıyor. Patates de aynı şekilde, et de aynı şekilde. Ayrıca bütün malzemeleri dediğim gibi başladı. Özenle seçiyorlar, gerekirse fazla para veriyorlar ve diyorlar ki biz daha iyisini alalım. Çünkü insanların burada güzel bir deneyim yaşamasını istiyorlar. Aslına bakarsanız bu yüzden pahalı Five Guys. Şu patatese, bu burgere ve de içeceğe $20 verdim. Bu Amerika şartlarında çok yüksek bir rakam. Hak ediyorum derseniz bence %100 hak ediyor. Bir ısırık daha alayım, size hikayeye devam ettireyim.
Gommeleri özlediniz mi, gommeleri? Dayanamadım, bir ısırık dağıldım. Anlatıyorum, acıkıyorum, yoruluyorum. 1986 yılında kuruluyor Five Guys. Jeremy Yorul'un 3 oğlu lise çağında ve üniversiteye gidecekler. Diyor ki, ben bugüne kadar bir sürü iş yaptım, hiç başarılı olamadım. Son bir param var. Bu ya sizin üniversite harçlarınıza gidecek, masraflarınıza gidecek ya da iş kuracağız diyor. Çocuklara iş kuralım diyorlar. Maryland'de gittiği bir tane patates kızartmacı var. Sadece patates kızartıyor adamlar. Başka iş yapmıyor. Süper yapıyorlar. Diyor ki, tıpkı onlar gibi diyor, bir şeye fokus olalım diyor ve onu çok iyi yapalım. Five Guys'ı kuruyorlar. Ama para yok. Hiçbir bankada bunlara kredi vermiyor. Çok dandik bir yerde kuruyorlar. Çocuklar hatta diyor ki, ya baba biz buraya kurduk ama diyor, yani buraya kim gelir? Sen diyor çok iyi yaparsan işini, mutlaka insanlar gelir seni bulur diyor. Öyle de oluyor gerçekten. Five Guys çok iyi başlıyor. 17 yıl boyunca sadece bazı arkadaşlar Jeremy Yorul, ya buna yatırım yapın. Bak biz kazanıyoruz güzel, siz de yatırım yapın, açalım üzere bir tane diyor. O şekilde 17 yıldan sonra büyüme de franchise kararını alıyor. Öyle dünyaya yayılıyor. Hatta Shaquille O'Neal'ın 155 tane Five Guys bayisi olduğu, yani %10'la denk geliyor şu anki büyüklüğe baktığınızda. 155'inde sattığı söyleniyor. Büyük bir karla bu işten çıktığı söyleniyor. Bilemiyorum. Oğlum getir ağzıma sok, kaçça bu daha iyi olur. Daha rahat edersiniz. Ben geldiğimde kimse yoktu, boştu. Hızlıydı benim siparişim. Normalde çok hızlı olmuyor Five Guys'da siparişler. Yavaş işliyor. Jeremy Yorul bununla ilgili de ilk açıldıklarında kapıya bir tabela koymuş. Demiş ki, hızlı burger bekleyen yakınlardaki tüm burgercilere gidebilir, orada yiyebilir. Bizden hız beklemeyin. Çünkü Jeremy Yorul diyor ki, bir şeyi hızlı yaparsanız yanlış yaparsınız ve bunun tadı olmaz diyor. Doğru şekilde yavaş yavaş yaparsanız, yani yavaş yavaş derken normal bir hızla yaparsanız herkes daha güzel malzemeli, daha düzgün burgerler yer diyor. Bence doğru söylüyor ama şöyle düşünün. Yani Amerika'dan bahsetmiyorum. Türkiye'de insanlar dehşet sabırsız. Biz sabırsız mı milletiz? Hadi abi hadi gelsin. Bak şimdi şu masa bizden sonra geldi. Onların siparişi geldi. Olmaz ki böyle. Bak, biz bunlara çok alışkınız. Ama burada öyle değil. İnsanlar beklemeyi seviyorlar. Öyle problemleri yok. Patatesleri fıstık yağında kızartıyorlar. Ve bence güzel bir şey yapıyorlar. Kızartmadan önce özel bir işlemden geçiriyorlar. Detaylarını tabii ki de bilmiyorum ama yani söylenmez zaten. Ama ne yapıyorlarsa güzel yapıyorlar. Tipi çok güzel değil ama tadı çok güzel. Five Guys Türkiye'de açılır mı bilmem. Ama açılırsa daha zor olur, onu da söyleyeyim yani. Diyoruz ya böyle. Çok özel yapıyorlar onu. Bunu çok özel yapıyorlar. Bilmem nerede marine ediyorlar. Günlerce bekliyor şudur budur. Five Guys'ın öyle bir olayı yok. Herkese taze et, taze patates, taze sosis, taze içindeki malzemeler, domatesi, marulu, turşusu, mayonez, ketçabı, bunların hepsini taze ve de en iyisinden seçip veriyorlar. Dediğim gibi bunun da karşılığını yüksek rakam olarak sizden istiyorlar tabii ki. Haklılar da. Ve bir konuya odaklanmak, Jeremy Yorul çok güzel bir şey yapmış. Demiş ki, biz sadece burger satacağız, patates kızartması satacağız, içecek satacağız demiş. Bu arada böyle bir 2000'li yıllarda falan şey denemişler. Tavuktu, şuydu, buydu falan. Hemen menüden kaldırmışlar ve demişler ki, hiç biz dağılmayacağız. Odak noktamızı dağıtmayalım demişler. Amerika'ya gelenler bilirler. Cheesecake Factory vardır. Herkes de meşhurdur. Oraya gider yer yer. Bir menüsü var. Ansiklopedi. Hatta Amerika'da ilk defa bir menünün içine Coca-Cola reklam vermiş. O da Cheesecake Factory'nin menüsü. Çünkü gerçekten de çok kalın. Her şey var ne isterseniz. Gelen şeylere bakıyorsunuz. Özensiz. Gayet böyle işte menüde var. Bu şekilde yaptık. Al götürmüşlere servis et gibi. Five Guys bunu yapmıyor. Five Guys güzel iş yapıyor. Bunun da karşılığını alıyor. Video aralarında bir yiyorum, bir ısırıyorum. Burger dosyamızı kapattık. Amerika'da çok fazla burgerci var. Tahmin edeceğiniz üzere. Çok iyi iş yapan da burgerciler var. Tüm dünyaya yayılmış, Amerika'nın 50 eyaletinde olan, Kanada'da, Avrupa'da, Asya'da, İngiltere'de, neredeyse tüm dünyada olan ve yakında şube sayısını 2 katına çıkartmayı planlayan bir zincirin her yerde kalitesinin bu dengede tutturması çok zor bir şey. Çok prensipli bir iş, disiplinli bir iş gerçekten. Çünkü ne kadar çok büyürseniz, mesela 17 yıl hiç franchise vermemiş Jeremy Yorul, biz buna hazır değiliz demiş. Hep durmuş, beklemiş, korkmuş. Kaliteyi dağıtırım, elden gider diye, aslında gerçekten de doğru bir şey yapmış. Çünkü bu yemek işi, yani o gün aldığınız ya da oraya gelen marulda, hadi eti geçtim, marulda ya da domatesli bozukluk olsa bile çöp, burgeriniz çöpe gitti. Müşteriye de bunu anlatamazsınız. O yüzden zor bir iş. Kutulu bir ürün olsa kapatırsın kutuyu, tüm dünyaya yollarsın, o şekilde satılır zaten, o problem değil. Ama gıda çok zor bir iş. Jerry baba, ellerine sağlık, çok güzel yapmışsın. Vallahi bak, patatesleri maddesine kara mara demiyorum, yiyorum yani. Ray dedi ki, illa videoyu beraber kapatalım dedi. Ben ketçap sıkayım dedi arkamda da, fıs fıs dedi böyle dedi. Görüntü olsun dedi. Sen de dedi videoyu kapat dedi. Sağ ol canım. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. Gomme videosu diyordunuz. Artık bir ayağımıza attık. Bir yerden başladık. Buradan devam ederiz artık. Ben biliyorsunuz zaten gömmeyi seviyorum. Açıldık mı gideriz.
şunu yiyelim, bunu görelim, şunu izleyelim dediğiniz ne varsa lütfen videonun yorum bölümüne yazın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi de tekrar unutmayın efendim. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.